Darwinizmin kanlı diyalektiği. Aslında buraya kadar tarif ettiğimiz tablo komünizmin dünya çapında yayılmasını da özetlemektedir. Komünizm hemen her ülkede kapitalizmin ve faşizmin karşıtı ve alternatifi olarak gelişmiştir. Birbirine zıt gibi görünen bu uçlar ortak bir kaynaktan yani Darwinizm'den ilham almışlardır. Kapitalizm ve faşizm Darwinizm'in sağ kanadını, komünizm ise sol kanadını oluşturur. Bir ülkede darwinizmin yaygınlaşması, her iki kanadın birden yaygınlaşması sonucunu doğurur. Dolayısıyla faşizmi ve kapitalizmi desteklemek için darwinizmi kullananlar, ister istemez komünizmi de desteklemiş olurlar. Darwinizmin hakim olduğu bu dinsiz dünya görüşü içinde sağ-solu, solda sağı doğurmakta ve beslemektedir. İki taraf birbirleriyle daimi bir çatışma içindedir. Bu çatışma ortamı ise zaten darwinizmin insan toplumları için uygun ve gerekli gördüğü ortamdır bu genel şemaya baktığımızda Darwinizmin aslında siyasi düzeyde bir diyalektik olduğunu söylemek mümkündür. Diyalektik, Alman felsefeci Hegel'in ortaya attığı, sonradan Marx ve Engels tarafından benimsenen çatışma teorisidir. Diyalektik, evrendeki tüm gelişmenin çatışma sayesinde mümkün olduğunu varsayar. Bu teoriye göre her durum veya fikir bir tezdir. Sonra bu teze karşı çıkan antitez meydana gelir. Tez ile antitez çatışır ve ortaya çıkan sonuca sentez adı verilir. Sentez de bir süre sonra bir tez haline gelir ve bu kez buna karşı bir antitez çıkar. Diyalektik teorisine göre bu çatışma bu şekilde sürer gider. İnsanları Allah'ın yarattığı gerçeğinin reddedilmesine ve insanın gelişmiş bir hayvan türü olarak görülmesine neden olan Darwinizmle birlikte dünya bu Darwinist diyalektiğin çatışma alanı olmuştur. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok ülkede önce sağ kanat Darwinistler hakim olmuş Bunlar dini inançları ve ahlaki değerleri yok ederek veya çarpıtarak vahşi kapitalizmi ve ardından faşizmi getirmişler. Bunlara karşı da sol kanat darwinistler yani komünistler örgütlenmişler ve iki taraf daimi bir çatışma içine girmiştir. Bu darwinist diyalektiğin sentezi ise hep aynıdır. Kan, acı, işkence, savaş, gözyaşı. Darwinist diyalektiğin sağ kanat temsilcilerinin yani faşistlerin uyguladığı terör ve vahşeti başka kitaplarımızda incelemiştik. Bu kitabın ilerleyen bölümlerinde ise komünist terör ve vahşeti inceleyeceğiz.